Selam, ben Sultanoğlu. İyi, güzel ve ahlaklı insanların kanalı. Sizin kanalınız. Hoş geldiniz. Yeni bir çekimle karşınızdayız. Bu çekimimizde evde nasıl kendimiz spagetti yapabiliriz, hamurunu nasıl yoğurabiliriz, nasıl kesebiliriz, nasıl pişirebiliriz, bunların çekimini yapacağız. Ümit ediyorum beğeneceğiniz bir çekim olacaktır. Birlikte yapmaya başlayalım. Ama önce sizden bir istirhamım var. Lütfen kanalımıza abone olun. Yorum yazın ve beğeni atın. Eşinize, dostunuza da kanalımızı tanıtın. Ki böylece birlikte büyüyebilirim. Hazır mısınız? Buyurun başlayalım. Mantı, makarna, spagetti, erişte, şehriye gibi şeylerin hamuru nasıl hazırlanır? Onunla başlıyoruz. Onun için anlatacaklarım var önce. Bir yumurtaya 100 gram un kullanmamız gerekiyor. Unutmayalım, kaç yumurta kullanacaksak o kadar yumurta ve yumurta adedince un kullanmamız gerekiyor. Yani bir yumurta 100 gram un. Ya da yumurta kullanmayacaksak yumurtanın ağırlıkları kadar su kullanmamız gerekiyor. Bir adet yumurta 100 gram un. Birlikte başlayalım. Unumuzu bu şekilde aldığımızda, bastırmadan aldığımızda yaklaşık 100 gram gelir. Ama iyice bastırır ezersek 135 gram geliyordu. Biz bastırmıyoruz. 100 gram unumuzu alıyoruz. Terazimiz olmadığı için. Ama teraziniz varsa direkt 200 gramı tartar malzemenizi hazırlayabilirsiniz. 200 gram unumuzu aldık. 2 yumurtamızı hazırladık. Unumuzu bir havuç şekline getiriyoruz. Yumurtalarımızı üstüne kırıyoruz. Çatal yardımıyla da yapabiliriz, elimize de yapabiliriz. Biraz un atarak malzemeyi una, yumurtayla unu buluşturuyoruz. Yumurta kullanmayacaksanız yumurtanın ağırlığınca su kullanmanız kafidir. Kesinlikle endişeye kapılmayın. Bu buradaki bütün unu alacak, emecek. Sadece 10 dakika kadar biz bunu yoğurmamız gerekiyor. Eğer sıvının yetmediğini düşünürseniz sadece elinizi herhangi bir suya daldırarak az bir şey ıslatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi biraz yoğurunca altında hiç unur bırakmadı ve güzel bir hamur olmaya başladı. Daha iyi bir hamur yapabilmek için elinizle böyle ileri doğru ittin, dağıtın, sonra toplayın, tekrar bu şekilde yapın, güzelce özdeşsin. Gördüğünüz gibi çok güzel bir hamur oldu. Şimdi bunu toplayalım ve dinlenmeyi alalım. Şimdi gördünüz, bunu bir naylon beze saracağız. 1-2 saat dinlendireceğiz. Evet. Bunu bir naylona koyuyoruz. Sarıyoruz. Kullanacaksak 2 saat dinlenmesi için bekliyoruz. Yok, kullanmayacaksak hemen naylona sarıp burada gördüğünüz gibi buzluğa atabiliriz. Ve buzluktan çıkartırız. Kullanmaya devam ederiz. Hamurumuzu dinlendirdik. Daha doğrusu ben buzdolabına geçen hafta yaptığım hamuru çıkarttım. Onu aldım. İster merdane yardımıyla açarız. Bir yufka haline getiririz. Bu şekilde açar, yufka haline getirir. Sonra katlar, ince şeritler halinde keseriz.
Ya da böyle bir yardımcı makineniz varsa hamuru bundan inceltirsiniz. O şekilde açarsınız. Ben bu ikinci yolu tercih edeceğim. Çünkü mutfağa giren hanımefendiler kadar profesyonel değilim. Onlar kadar güzel açamıyorum. Onun için ben makinayı kullanacağım müsaadenizle. Makinamızın en kalın ayarına getirdim. Makinayı sabitlememiz gerekiyor. Fakat kilidini bulamadığım için elimle tutacağım. Bu şekilde inceltiyoruz. Buradan böyle daha incesi geliyor. Gördüğünüz gibi güzel oldu. Hafiften unlayalım. Her iki tarafını da. Aynı ayarda bir daha geçireceğim. Gördüğünüz gibi her seferinde daha kolay olacaktır. Evet. Ve boyu da uzuyor. Şimdi bir dar ayarı aldım. Bu şekilde devam ederek en ince olana kadar devam edeceğim. Son ayara getirdik. İyice inceltiyoruz. Bunu hanımefendiler oklayla daha kolay açarlar. Evet. Gördüğünüz gibi o hamurumuz bayağı büyük oldu. Parçalayalım böyle. Şimdi spagettimizi hangi uzunlukta yapacaksak ona göre bunu bölelim. Ben tam ikiye bölüyorum. Hamurumuzu iyice açtık. Ve spagettinin boyuna kadar olacaksa o kadar böldük. Şimdi Cemile Sultan gel bakalım kızım. Şunu sağ tarafa çevir bakayım şuradan. Hadi çevir bakayım. Evet, şunu şuraya ben koyayım kızım. Çevir babacığım. Davucum böyle gelir misin? Bak buradan gözükmeye başladı. Çevir sen kızım, hadi. Bu makine sabitelik istiyor. Unutmayın, sabit yapmak zorundasınız. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi spagettilerimiz çıktı. Şöyle katlıyoruz. Hemen üzerine azıcık un serpiyoruz ki yapışmasını engelleyelim. Diğerlerini de aynı şekilde yapacağım. Yardımcı olur musun kızım? Haydi bakalım babacığım. Devam et bakayım şuradan. Dur ben koyamadım o zaman. Haydi bakayım babacığım. Evet. Evet, devam et güzel kızım. Bunu da böyle çıkarttık. Diğerlerini de aynı şekilde yapacağız. Kapatabiliriz. Tamam babacığım. Burayı durduruyoruz. Gördüğünüz gibi spagettimiz hazır. Sıra geldi pişirmesine. Yalnız pişirmeye geçmeden evvel şunu hatırlatmak istiyorum. Biraz evvel birlikte yoğurduğumuz hamur burada naylonda duruyor. Bunu ister şimdi açıp kullanabiliriz. İster buzluğumuza atabiliriz. Bu örnekte gördüğünüz gibi buzluktan birini çıkartıp bu şekilde mantı, spagetti, şehriye erişte yapabiliriz. Tercih tamamen size kalmış. Pişirmeye geçebiliriz.
Sıra geldi pişirmeye. Bunun için bir tencereye su koyuyoruz ve tuz atıyoruz. Tuzlu suyumuz kaynayıncaya kadar bekliyoruz. Suyumuz gördüğünüz gibi kaynadı. Şimdi spagettilerimiz için atıyoruz. 3 ya da 4 dakika kadar kaynatacağız. Bunlar diğerlerinden farklı olarak çabuk pişecekler. Gördüğünüz gibi attık. Hafiften karıştırıyoruz. 3-4 dakikada bunlar pişmiş olacaklar. O pişene kadar da hemen biz sosunu hazırlayalım. Bir tavaya tereyağımızı koyduk. Erimesini bekliyoruz. O eriyene kadar bir kabımıza nane, karabiber, kırmızı biber koyduk. Siz istediğiniz değişik baharatları koyabilirsiniz. Yağımızın erimesini bekliyoruz. Ayrıca peynir de koyduk buraya. Tabağın birini baharatlı, diğerini hem baharatlı hem peynirli yapacağım. İki çeşit servis yapacağım. Bakalım çocuklar hangisini beğenecek? Baharatlarımızı ekliyoruz. Hafiften onları bir karıştırıyoruz. Tuzu biliyorsunuz spagettinin suyuna atmıştık. Şimdi diğerlerinden farklı olarak buradan bunun suyundan ekliyoruz buraya. Bunun da pişmesini bekliyoruz. Bir dakikaya kadar kalmayacak. Bu da pişmiş olacak. Evet. İlk tabak makarnamızı alıyoruz. Biraz daha alabiliriz ilk tabak için. Diğer tabağımızı içinde alıyoruz. Diğer tabağımıza da kalan alıyoruz. Biri fazla olabilir çünkü ölçme şansımız yok. Biri diğerinden fazla olabilir. Makarnamızın birine birazcık peynir atıyoruz. Eriyen peynir atarsanız da olur. Başka sevdiğiniz peynir katarsanız da olur. Şimdi üzerine tereyağlı malzememizi gezdiriyoruz. Diğerine de sadece bunu döküyoruz. Dilediğiniz baharatla sos yapabilirsiniz. Evet çocuklar afiyetle yiyorlar. Buyurun çocuklar. Cemile Sultan nasıl olmuş kızım? Çok güzel olmuş, yemeniz lazım. Tamam. Babacığım sen bak. Çok güzel olmuş. Doğru söyle bana bak. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Deneyeceklere de şimdiden afiyet olsun. Yine bir videonun sonuna geldik. Ümit ediyorum ve arzuluyorum ki yaptığımız çalışmayı beğenmişsinizdir. Bu videomuzda baştan sona, bidayetten nihayete mantı nasıl yapılır onu işledik. Hamburunu birlikte yaptık. Birlikte pişirdik. Sosunu birlikte hazırladık. Maalesef birlikte yiyemedik.
Ama ümit ediyorum ki siz zevkle yiyeceksiniz. Not olarak şunu belirteyim. Kaç kişi iseniz kişi başına 100 gram un ve 1 adet yumurta. Yumurta kullanmayacaksanız kişi başına 100 gram un ve yumurtanın ağırlığı kadar yani 60 gram kadar su kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam, ben Sultanoğlu.